Evet sevgili izleyenler, bir fikir meclisi programı ile tekrar karşınızdayız. Bugün de birbirinden önemli konularımız, birbirinden önemli konuklarımız var kıymetli izleyenler. Huzurlarınızda konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Ömer Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz inşallah. Recep Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz inşallah. Evet, gazeteci yazar Ömer Turan Beyefendi ve Şeyhülislam İsmail Efendi Derneği Başkanı Recep Konuk Hocamızla birlikteyiz. Bugün inşallah ülkemizin ve dünyadaki olan olayları, gündemleri değerlendirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz şu anda ciddi bir şekilde ülke olarak Cumhurbaşkanından, Başbakanına, Bakanından, halkına, milletvekiline kadar hepimiz kalbimiz tabiri caizse Afrin'de atıyor. Afrin konunun ana konumuz inşallah. Bu konuyu değerlendireceğiz. Ömer Bey, şimdi Afrin operasyonundan bahsedeceğiz inşallah. Biliyorsunuz ülkemizde ciddi bir şekilde şu anda Afrin'le alakalı Cumhurbaşkanımız da oradan almış olduğu bilgileri halka aktarmasıyla, Genelkurmay Başkanı'nın orada yapılan operasyonları halka aktarmasıyla vesaire işte şu anda yani tabiri caizse şeffaf bir operasyon yürürken halkın da nabzı orada atıyor. Biliyorsunuz bugün 88 yaşında dedelerimiz, bugün ana haber bültenlerinde verdik. 88 yaşında, 90 yaşında dedelerimiz askere gideceğiz diyor. Gideceğiz Afrin'de mücadele vereceğiz diyor. Aynı şekilde işte bakıyorsunuz Türkmenliler bugün başvurdular. İşte ciddi bir şekilde yaşlılardan, gençlerden her türlü başvurular var. Yani bir nevi kalbimiz orada atıyor. Şimdi Afrin operasyonunda peki biz şu anda ne durumdayız? Yani Afrin operasyonunda gelmiş olduğumuz noktayı nasıl değerlendirmeliyiz? Ömer Bey, buyurun. Yani bu mevcut operasyondan ziyade ilk önce bu noktaya nasıl geldik? Afrin ve diğer kantonların Türkiye açısından, Türkiye'nin güvenlik konsepti açısından niye bu kadar önem arz ediyor? Biz durup dururken Afrin'e girmedik. Bir girelim de şöyle bir topraklarımızı genişletelim amacıyla girmedik. Evet. Onun için bunun bir arka planına gitmekte fayda var. Biliyorsunuz Arap Baharı ile beraber tüm coğrafyada haritalar yeniden çizilmeye başlandı. Ateş yumağına döndü. Suriye'de de 2011'den itibaren Arap Baharı Suriye'de sıçradı ve Suriye'de işte Özgür Suriye Ordusu ve onunla rejim çatışırken İşte 2011 civarlarında PKK'nın Suriye versiyonu olan 2003'te kurulmuştu gerçi ama aktif hale ve güçlü hale getirildi. Şimdi Suriye'deki Kürt nüfusu çok azdır kuzeydeki. Bugün efendim PYD'nin kontrol ettiği alanlarda bile Kürt nüfusu %20'yi geçmez. Kamışlı, Kobani merkez ve Afrin merkezde. Mesela Afrin'in tamamında bile Kürtler azınlıktır. En güçlü oldukları yer Afrin'in tamamıdır. Orada bile sayısal olarak %35 civarındadır. İşte Kobani'nin merkezinde çoğunluktur. Bir de Kamışlı'nın merkezinde. Ama bölge olarak kontrol ettikleri bölgeye bakıldığında şu an YPG'nin kontrol ettiği bölgede Kürt nüfusu %20'yi geçmez. Yani bunun altını çizelim. Şimdi 2003'te PKK Suriye kolu olarak kuruyor, PYD'yi kuruyor. Ama 2011 tarihinden itibaren bunu aktif hale getiriyor. Abdullah Öcalan İmralı'dan yazdığı mektuplarla beraber efendim Esad'a resmen şu öneride bulunuyor. Ya bize destek verirsiniz, biz burada devlet içinde devlet haline geliriz ya da biz Özgür Suriye Ordusu'na katılırız diye. O zaman rejim bunlara destek veriyor. Şöyle ilk önce Kamışlı'da bir YPG devlet içinde devlet bir paralel yapılanma oluşturuyor. Bunlara silah veriyor rejim, para veriyor. Bunların maaşlarını hala rejim ödüyor. Allah. Özerk mesela Kamışlı'da rejimin bulunduğu belirli alanlar var. Askeri bölge bir de Haseki'de var ama diğer bölgeleri bunlara bıraktı. Kobani'de de aynısını yaptı. Tabii seneler ilerledikçe 2011-2012 olan efendim rejimin zor duruma düşmesi, Özgür Suriye Ordusu ile rejimin çatışması devamlı bunların önünü açtı. Ve işte Özgür Suriye Ordusu da bunları ciddiye almıyordu. Çünkü küçük bir gruptu. Sayısal olarak da küçük bir gruptu. Ama sonra bunlar devleşti. Devamlı büyüdü. Çünkü rejimle Özgür Suriye Ordusu arasındaki çatışma bunların işine yaradı. İlk önce Haseki'de tamamen güçlendiler. Sonra Kobani'de güçlendiler. Silahlı birliklerini oluşturdular. Afrin'de kanton ilan ettiler. Kanton demek yani devlet içinde devlet oluşturdular. Sonra bu kantonları birleştirip Türkiye'yi güneyden kuşatıp Akdeniz'e açılma projesiydi bu. Ama ilk başlarda tabii bunu böyle yansıtmadılar. Şimdi bunlar işgal ettikleri her bölgede
Tel Abyad başta olmak üzere, diğer bölgeler başta olmak üzere Arap ve Türkmen köyleri yerle bir ettiler. Etnik temizlik, modern tabirle etnik temizlik yaptılar. Oranın demografisiyle oynadılar, nüfusuyla oynadılar. Yani girdikleri bölgelerde ilk önce Türkmen ve Arapları katlettiler, yok ettiler. Buldezerlerle köyleri yok ettiler. Çünkü azınlık, biraz önce söylediğim gibi %20, ileride mesela şimdi IŞİD'le mücadele maskesi adı altında bunu destekliyorlar ama ileride diyecekler ki yani IŞİD bittiğinde ya burada bir Araplar vardı bilmem ne, onu dedirttirmemek için buldozerlerle köyleri tamamen temizlediler. Ve orayı kendilerine yakın olan Kürtleri getiriyorlar. Diğer mesela kendilerine muhalif olan Kürtleri de bölgeden kovdular. Kendilerine yakın olan Kürtleri getiriyorlar. PYD tamamen Abdullah Öcalan'ın 1970'lerde oluşturduğu o devlet prototipi, Stalinist yapıya uygun bir devlet modeli ortaya koydu. İşgal ettiği yerlerde, o kantonlarda tamamen din karşıtı, dini reddeden, laikliğin de ötesinde, şimdi laiklik yani uygulanıştan uygulanışa fark var. Anglo-Sakson laiklik var, Frankofon var, bir de Bizantin türü var. Mesela şimdi Sovyetler'de uygulanan laiklikle İngiltere'de uygulanan laiklik bir değil. Bunların ki en katı, laikliğin en katı versiyonu ve uygulanan kısmı. Bunlar mesela Afrin'de, diğer taraflarda camileri yasakladılar. Din adına ne varsa hepsini yasakladılar. Bu, Avrupa'da bile göremeyeceğimiz en ileri, yani İslam karşıtı en ilerici bir yapı getirdiler her alanda, medeni hukuktan, diğer hukuktan, ama asıl bunların hedefi İslam'dı. Ki Müslüman, Kürtler Müslüman olmasına rağmen bakın Kobani'de, Haseki'de, diğer bölgelerde din adına ne varsa yasakladılar. Yani en basitinden namaz kılmayı yasakladılar, oruç tutmayı yasakladılar, camileri yasakladılar, gidenleri öldürdüler. Bakın hapse atmaktan bahsetmiyorum, öldürdüler. Sakallı olanları öldürdüler, sakallı olanları. Kobani'de mesela, Kobani'nin karşısına sürüştü, ben Kobani günlerinde oradaydım. Yani Arap ve Türk sakallı birini gördüklerinde öldürüyorlardı. O noktada bir cinnet hali vardı. İşte hepsini IŞİD'le, bütün sakalları IŞİD'ci gibi gösterip öldürüyorlardı. Böyle bir PYD ile karşı karşıyayız ve bu PYD devamlı büyüyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücü olmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'le mücadele maskesi altında bunlara resmen yardım ediyor. Hava desteği veriyor. Bunların hiçbir gücü yok. Amerika Birleşik Devletleri gidip her yeri bombalıyor. Bunlar bombalandıktan sonra gidip bombalanmış yerlere bayrak dikiyorlar. Ondan sonra da şöyle aldık, böyle aldık. Ben bizzat Kobani'de bunları gördüm. Yani Kobani'nin içi, o tam IŞİD Kobani'nin etrafını kuşattığında, hatta bütün Kobani'yi alıp sadece bir bölge kaldığında, Mürşit Pınar sınır kapısının içi kaldığında oraya gitmiştim. Yani 15 gün falan kalmıştım. İçeri de girmiştim. O zamandan biliyorum. Yani ilk önce bu kantonların nasıl bizi çevirdiğini bilmekte fayda var. Onun için biz rejideki arkadaşlara haritalar vermiştik. Birinci haritayla bir gidelim, bir tehlikenin farkında olalım. Yani biz Afrin'e öyle girmek için girmedik. Gezmek için girmedik. Sınırlarımızı efendim büyütmek için, bir emperyalist amaçlar için girmedik. Biz Afrin'e devletimizin bekası için girdik. Devletimizin bekası için girdik. Yani devletimizin bekası bunu istediği için girdik. Bakın şimdi ilk kantonlar kurulduğunda şu arkamdaki harita. Şunu verebiliyorsak ilk. İlk şu arkamdaki haritayı mesela, bakın 2013 yazan haritayı şu önüme getirebilirseniz burada net bir şekilde, hatta bunları üst üste koyabilirsek daha güzel olur ama 2013 yazan haritayı görüyorsunuz. Şurası Haseki bölgesi. Kamışlı burası, ortada Kobani ve diğer tarafta Afrin görüyorsunuz. Evet. Sarı olan taraflar kantonların kurulduğu. Tamam, şu 2013'teki mesela harita bu. Evet. Şu yeşil olan yerler kantonların kurulduğu, YPG'nin kontrol altında tuttuğu yerler. Şu işte kırmızı olan yerler de rejime bırakılan yerler. Şurası Haseki bölgesi, burası Kamışlı. Kamışlı'nın yarısı. Rejim bunlara işte askeri alanlarda rejim kaldı. Diğer bölgelerde rejim bunlar. Mesela şu Rasuleyn. Rasuleyn tamamen mesela Türkmen ve Arap'tır. Çok az bir Kürt vardır. Bu 2013'te buraya aldılar ve buradaki, bakın Rasuleyn'deki nüfusun hepsi şu an Akçakale'dedir. 180 bin Akçakale şeyli Rasuleyn'li kişi şurada bekliyor. Yani boşalttılar. Diğer alanları da aynı yaptılar. Bu 2013'teki. Burası Kobani ve Kobani'nin etrafı. Evet, evet. Burası da Afrin. Bu 2013'teki. Gelelim 2014'teki. 2014'te IŞİD saldırdığında
bu IŞİD'in saldırdığında hani Kobani'ye saldırmıştı ya. Evet. Bunlar şurada sıkışmıştı. IŞİD her tarafı almıştı. Tabii o zaman bir 6-8 Ekim olayları falan oldu ya Türkiye'de. Evet, evet. Tam o zaman işte. 2014. Hatta şurayı bile almıştı. Düşmek üzereydi. İşte Irak'ın kuzeyinden peşmerge gelmişti. Biz geçiş alanı sağladık. Ve aslında Türkiye kurtardı o zaman. Yani evet. Kobani'nin düşmesini IŞİD'in elinden Türkiye kurtardı. Afrin aynen böyle kalmıştı. Burada bir dalga oluşturdu bunlar. Kobani günleri, işte Kürtler katlediliyor, yok ediliyor diye. Daha sonra biz bunun bir proje olduğunu gördük. Nasıl gördük? Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. İlk önce mağdur edebiyatı yapıp projeyle işte mesela IŞİD'le beraber. Çünkü kendiliğinden geri çekildi bunlar. Tam tezgah yani. Tabii bir anda kendiliğinden geri çekildiler. İşte katlediliyor Halepçe gibi 2014'te öyle bir propagandayı uyguladılar ki başarılı da oldular. Yani Türkiye'yi bile çok derinden etkilediler. Nitekim 7 Haziran seçimlerinde evet. HDP'nin bu kadar oy almasının sebeplerinden bir tanesi Kobani'de işlenen algıdır. Şimdi bu 2014'ten sonra 2016 haritası bakın. Evet. İşte bu harita son derece önemli bir harita. İşte oradan IŞİD bir anda geri çekildi. Bakın mesela Kobani'den de geri çekildi. Şu Tel Abyad bölgesi vardır mesela tamamen Arap'tır. Şurayla şuranın arasında bir tane Kürt yoktur. Ya, bu kadar açık söylüyorum bakın. Rasuleyn'le bak. Abi üst üste verdi mi üstünü? Yani, bakın işte bu. Bakın ilk kurulduğunda sonra efendim IŞİD saldırdığında evet. Bir de şu anki durum. Şimdi arkadaşlara şöyle diyorum. Bakın şu gördüğünüz alan var ya şurayla şuranın arasında bir tane Kürt yoktur. Burası Arap ve Türkmen'dir. Şu an bu bölge altta da gördüğünüz gibi hatta daha sonra bu harita bile değil daha sonra Membici de aldılar. Daha da aşağıya Rakka'ya indiler. Diğer haritada göreceğiz. Bu bölge şu an PYD'nin kontrolü altında. Tamamen PYD'nin kontrolü altında ve PYD 2014'ten itibaren yani 15'ten itibaren bu bölgede etnik temizlik yaptı. Bütün Türkmen, Arap vatandaşları buradan kovdu. Evlerini boşalttı. Efendim bütün mal varlıklarını el koydu. Köyleri buldozerle yok etti. Uydudan baktığınızda göremiyorsunuz. Çünkü ileride neticede masaya oturulacak. Bir şekilde buralara bir statü falan verilecekti. O zaman gelecekler ki mesela şurası Tel Abyad. Tel Abyad'da bir tane Kürt bulamazsınız. Akçakale'nin hemen karşısı. Bir tane Kürt yoktur Tel Abyad'da. IŞİD Tel Abyad'ı bir kurşun atmadan şeye bıraktı. PYD'ye bıraktı. Ve PYD elini kolunu sallaya sallaya. Mesela bak en son durum şuydu. Ondan sonra IŞİD bir anda bir emir geldi. IŞİD çekildi. İlk önce Kobani'den genişlediler. Daha sonra buradan bir saldırı başlattılar. Elini kolunu sallaya sallaya Tel Abyad'a kadar geldiler. Bunlar hep Arap ve Türkmen bölgesi. Hiç Kürt bölgesi değil. Türkmen şeylere karşı mesela Özgür Suriye ordusuna karşı çok direnen, sert bir şekilde direnen IŞİD nedense PYD'ye karşı hiç direnmedi. Orada IŞİD'e verilen görev şuydu. Meşruiyet vermek. Yani IŞİD dünyada efendim IŞİD'i bir canavar olarak gösterdiler ki canavardır. Neo harici bir harekettir. Canavardır. Ama sırf PYD'yi meşru gösterebilmek için şu an PYD uluslararası arenada IŞİD'le mücadele eden bir örgüt olarak lanse ediliyor değil mi? Evet. İşte bunun temeli burada yatıyor. Diğer haritayı verirse arkadaşlar şu anki 3. haritayı bir versinler. Şu anki mevcut durumu mesela bunların ne kadar ilerlediğini o haritada daha net bir şekilde görürüz. Bu değil. Bunların amacı buydu. Şunu da söyleyeyim. Kantonları mesela birleştirdiler. 2015'te iki kantonu birleştirdiler. Evet. Amaçları da 3. kantonu birleştirip bakın arkadaşlar şuydu. Akdeniz'e açılan şu PYD kantonları 3 aşağı 5 yukarı şu anda Derzor'a kadar indiler bunlar. İki kantonu birleştirdiler. Haseki Kobani kantonunu birleştirdiler. Geriye Afrin'le Kobani arası kalmıştı ve Türkmen Dağı kalmıştı. Bunların amacı bütün bu kantonları birleştirip Hatay'ın güneyinden Lazkiye'nin kuzeyinden Akdeniz'e açılmak. Şimdi bu gerçekleştiği an Türkiye toprak bütünlüğünü koruyamaz. Çünkü güneyden kuşatılıyor. Nefes alamaz Türkiye. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye tüm komşularıyla beraber bir ilişkiye geçeceği zaman terörist olarak gördüğü PKK devletiyle muhatap olmak zorunda. Zaten Edirne'den giren bir tır
Efendim İran'dan çıkamıyor. Karışık o taraf. Bir kuzeyden Gürcistan tarafına çıkıyor. Senin en büyük 9-15 kilometrelik sınırını sen PKK'ya veriyorsun. Bu senin bittiğin anlamına gelir. Irak Suriye'nin kuzeyinde 800 bin Kürt'ün bulunduğu bir yerde sen devasa bir Rojava adında bir Kürdistan kurarsan haliyle Türkiye'de bunun 10 katı Türk Kürt var. Onlar da Kuzey Kürdistan adında yine bir yapılanmayı isteyeceklerdir doğal olarak. Yani bu nasıl ilk önce Irak'ın kuzeyinde bir kurdular. Daha sonra Rojava adı verdikleri Suriye'nin kuzeyinde. Üçüncü etap ne? Türkiye'dir. Peki. Bunu bilmemek için cahil olmak lazım. İran'da hazır zaten. Zaten İran'da mesela PIJAK var. Evet. PIJAK hiç operasyonel değil. Çünkü evet. İran olduğu için zarar vermemek için operasyonel değil. Sadece Türkiye ve Arap ve Türklere yönelik Batı'nın kullandığını bunu görüyoruz. Yani kantonların nihai amacı bu arkadaşlar. Evet. Biz Afrin'e müdahale etmeseydik bu görüntüyle karşı karşıya kalacaktık. Allah ve Allah. Biz güneyimizden kuşatıldığımız andan itibaren Türkiye toprak bütünlüğünü koruyamaz. Evet. Türkiye'nin sınırları efendim atıyorum Sivas'tan başlar, Kahramanmaraş'tan başlar. Bu kadar açık ve nefes alamaz hale geliriz. Zaten Afganistan'dan Lübnan'a kadar bizi güneyden bir çevreleyen bir Şii eksen var. Evet. İkinci bir eksen kuruyorsun. Senin PYD dediğin PKK'nın Suriye versiyonu. Evet. Girdiğiniz andan itibaren Abdullah Öcalan resimlerini görürsünüz. Kobani'de görürsünüz, Afrin'de görürsünüz. Oradaki teröristlerin kol bantlarını da görürsünüz. Yani bildiğin PKK burası. Evet. Şimdi sen PKK'yı terör örgütü olarak görüyorsun ama 915 kilometre sınırında PKK devlet kuruyor. Senin buna karşı çıkmama gibi bir lüksün yok. Afrin bizim iç sorunumuz. Afrin bizim dış sorunumuz değil. Biz sınır dışı operasyon yapmadık. Sınır içi operasyon yaptık. Eğer biz burada müdahale etmeseydik bu kantonlar birleşecekti. Türkiye güneyinden tamamen kuşatılacaktı. Nefes alamaz hale gelecekti. Ve Türkiye parçalanacaktı. Belki biz Afrin'de Allah göstermesin şehit vereceğiz. Gönül ister ki bir tane bile vermeyelim. Ama diyelim ki bizim Afrin'de vereceğimiz şehit eğer Afrin'e girmeseydik girmememiz neden olacağı şehit sayısı girdiğimizin neden olduğu şehit sayısından kat kat fazla olurdu. Çünkü biz bu oyunu mesela Fırat Kalkanı ile beraber kısmen bozduk ama tam bozamadık. Amen. Afrin'le beraber biz bu Munbice'de gireceğiz. Tel Abyad'a da gireceğiz. Buradaki 900 kilometrelik tüm terör kampını yerle bir edeceğiz. Etmek zorundayız. Yani bizim buna kayıtsız kalma aslında gibi bir lüksümüz yok. Şöyle bir araya gireyim. Bir de ben sana soru yöneltmek istiyorum. Hı. Şimdi Cumhurbaşkanımız defaatle söyledi. Ne dedi? Minbiç'in yani Fırat'ın batısına geçerse birlikler vururuz. En az bunu benim hatırladığım 20-30 kere söyledi. Evet. Ancak hiç böyle bir eyleme geçemedik. Bunun nedeni sence neydi abi? Yani o zaman ordumuz mu hazır değil, mühimmatımız mı hazır değil? Veya Obama yönetimi o dönemde ikna mı etti? Cumhurbaşkanımız sence nedir buradaki durum? Diğer haritayı da koyayım. O harita üzerinden senin sorunu cevaplandırayım. Evet. Çünkü işte mesela şu anki durum çok net bu. Şu bakın. Hatta bu anki durum bile değil. Rakka'yı da aldı. Şu an aşağıya kadar inildi şu yeşil. Aldı derken teslim etti. Teslim yani. Ettiler. Derzor'a kadar indiler. Evet. Bakın. Sayın Cumhurbaşkanımız ne demişti? Fırat'ın batısı. Batısı evet. Kırmızı çizgimiz demişti. Evet. Tişrin şu baraj, Tişrin barajıdır burası. Bunlar ilk önce buradan yavaşça bu tarafa geçtiler. Biz geçmedik falan dediler. Evet. O zaman Davutoğlu hükümeti var. Biz bas bas bağırdık. Bakın kantonları kuşatıyorlar. De facto olarak ilk önce bir Kobani dalgası oluşturdular. Hepimizi de susturdular. İçeride bunlar İslamcılık adı altında Kürtçülük yapıyorlar. İslamcılık adı altında PKK propagandası yapıyorlar. Bizi de konuşturmadılar. İlk önce kantonları birleştirdiler. Bu birleştirdikleri yerdeki on binlerce, yüz binlerce Sünni, Müslüman, Arap, Türk'ü yerle bir ettiler. Sürdüler. Biraz önce bahsettiğim gibi buldozerlerle burayı yok ettiler. Burayla sınırlı kalmadı adamlar. Tişrin'den geçtiler bu tarafa. Ya Munbiç'te bir tane Kürt yok kardeşim. Arap %100 Arap. Sen hadi tamam bura Kobani Kürt kurtardın anlıyoruz tamam. Hadi o Kamışlı'yı anlıyoruz. Senin burada ne işin var? Senin bu Tel Abyad'da ne işin var? Tarihinde Kürt olmamış burası. Tarihinde yok. Şimdi de yok. Tarihinde de yok. Senin burada ne işin var? Mesela orayı aldı. Ondan sonra buraya yavaşça geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız. Fırat'ın işte zaten bu noktada eğer bu işin vehametini anlayan birisi varsa AK Parti içinde sadece Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız baştan itibaren
Fırat'ın doğusu kırmızı çizgimizdir. Geçerseniz vururuz dedi. Fırat'ın doğusuna geçtiler. Evet. Efendim Davutoğlu yok geçmediler, yapmadılar. Yani düşünebiliyor musunuz? Dibimizde Fırat'ın doğusuna geçiyorlar ve Davutoğlu ve ekibi bunu gizledi. Geçmedi ama Amerika dedi ki yok geçmediler falan. Daha sonra büyüttü büyüttü bunlar. Şura kadar şu an mesela bu son güncel harita değil. Evet. Şu an şura kadar aldılar mesela. Eğer biz Fırat Kalkanı operasyonuyla girmeseydik şu ikisini birleştireceklerdi. Evet. Ki şu an bile bakın bundan sonraki haritada net bir şekilde göreceğiz. Şu iki kantonu birleştireceklerdi. Geriye ne kalacaktı? Sadece şuradan Akdeniz'e açılma kalacaklardı. Davutoğlu hatırlayın bunlar şimdi Aziz'e saldırdığında Teldrifat o zaman Özgür Suriye ordusunun elindeydi. Çok iyi hatırlıyorum. Bunlar Aziz'e saldırdı. İşte bu kantonları birleştirmek için Davutoğlu çıktı dedi ki gök kubbeyi tepenize indiririz. Yerle bir ederiz PYD'ye. Bağırdı, çağırdı. Şunu yapacağız, bunu yapacağız dedi. Yarım saat sonra PYD Teldrifat aldı. Yani Davutoğlu'nun söylemiyle eylemi tamamen farklıydı. Bu kantonlar bu kadar bu noktaya gelmişse Davutoğlu ve ekibinin başarısızlığıdır. Bakın daha başka ifade kullanabilirdim, kullanmıyorum ama en azından siyaseten diyorum Davutoğlu ve ekibi bundan sorumludur. Ve bu Türk devletinin bekasını tehdit ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Biz beka sorunumuz var. Gerekirse Amerika ile çatışırız. Mesele bir Afrin meselesi değil. Biz Afrin'e girerek ne yapıyoruz? Biz Afrin'e girerek bizim güneyden kuşatılmamızı engelliyoruz. Afrin'i aldıktan sonra bunların Akdeniz'e çıkma hayali bitecek. Rojava hayali bitecek. Bunlar burada sınırlı kalacak. Daha sonra burada da varlığını sürdüremeyecek. O ayrı konu. Ama en azından artık Rusya tarafından, efendim Amerika Birleşik Devletleri tarafından satıldıklarını anlayacaklar. Ve büyük Rojava hayaliyle yaşıyor bunlar. Nedir büyük Rojava hayali? Irak'ın kuzeyinde Barzani ile beraber ta Kerkük'ü de içine alıp Irak'ın kuzeyini üçte birlik bir kısmında bir Kürt devleti şey dedikleri Irak'ın kuzeyinde bir Kürdistan kuracaklar. Daha sonra Akdeniz'e açılan hayallerinde bile göremedikleri efendim Suriye'nin üçte birini kaplayan bir Rojava kuracaklar. Daha sonra Bakur dedikleri Türkiye'nin Kuzey Kürdistan dedikleri Türkiye'de 3. Kürdistan'ı kurup daha sonra bu üçünü birleştirecekler. 2. İsrail gibi Akdeniz'e açılan devasa bir Kürdistan. Kürtlerin içinde %20 unsuru bile yok. Daha bu hayal tabii. Hayaller işte o hayal yaşıyor. Evet. Yani bundan sonraki haritayı koyarsa arkadaşlar görür o hayal yaşıyor. O hayalin hayata geçmesi için 3-4 kilometrelik bir alan vardı. Mesela bakın şu haritada net bir şekilde bakın burada gözükmüyor gerçi de diğer Mumbiç'le şeyin arasındaki fark gözükmüyor burada. 5-6 kilometrelik bir mesafe kalmıştı. Evet. Türkiye müdahale etmeseydi bakın Türkiye müdahale etmeseydi kantonlar birleşecekti ve Türkiye güneyinden kuşatılacaktı ve toprak bütünlüğünü koruyamayacaktı. İlk önce bunun altını çizelim. 100 defa dedik, bir defa daha diyoruz. Biz Cumhurbaşkanı Afrin'den sonra Membiş'e de gireceğiz. İnşallah. Evet, girmek inşallah. Zorundayız. Bakın, girmeme gibi bir lüksümüz yok. Ben 3 senedir bunu söylüyorum. Ben Afrin'e gireceğimizi 3 senedir söylüyorum. Girmek zorunda olduğumuzu da söylüyorum. Ve gireceğimizi de biliyordum. Çünkü devletin bekası. Biz girmezsek parçalanırız çünkü. Bu Afrin meselesi değil. Bu başka bir mesele. Sayın Cumhurbaşkanımız onun farkında. Davutoğlu ve ekibi onlar farklı düşünüyordu gerçi de. Allah'tan zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı en büyük hamle Sayın Davutoğlu'nun başbakanlıktan almadır. Sayın Davutoğlu'nun başbakanlıktan alınması ve Efkan Alen'in İçişleri Bakanlığı'ndan alınıp yerine Süleyman Soylu'nun getirilmesi bütün oyunu bozdu. En büyük hamle oldu. En büyük hamle oldu, bütün oyunu bozdu. İşte Afrin'i bu açıdan bakalım. Afrin biz efendim emperyalist duygular için girip de işte Türk bayrağı asalım şöyle yapalım bu amaçla değil. Devletimizin bekasını kurtarmak için bir beka sorunu yaşıyoruz. Eğer biz Afrin'e girmezsek Afrin bize girecekti. Sadece Afrin değil Suriye bütün bölge yani bir iki sene sonra Türkiye'ye de gireceklerdi. Nitekim Büyük Kürdistan hayali içinde en önemli rolü Türkiye'ye veriyorlar. Rojava mı? Bu Kuzey Kürdistan'ın Irak'taki Barzani'nin bir televizyonu vardı. Adı neydi? Evet. Roş TV mi? Evet, evet. O mesela meteoroloji haritasında bile Ankara'ya kadar Kürdistan gösteriyor. Hala.
Hala gösteriyor. Evet. Ha, bu harita bugün çok güzel. Bugün de biliyorsun abi. Bakın, destek açıklaması yaptılar. Tabii. Yani tabii. Size destek tabii, verebiliriz. Tabii. Onlar bir kendileri tabii Kerkü 5 saatte kaybettiler. Evet. Gelsinler de versinler bakayım. Evet. Şimdi bakın. Membiç. Evet. Sarı alan PYD'nin kontrolü altında. Bakın iyi bakın arkadaşlar. Burası da Afrin'de sonra telifat aldılar. Evet. Davutoğlu ve ekibinin etkisizliği diyeyim, başarısızlığı diyeyim. Söz Aziz'i korurken telifatı kaybettik. Şura kadar geldiler. Bakın şurayla şuranın arası bilmiyorum ya 10 kilometre ancadır. Bu ikisi birleştiği anda bu iki kanton da birleşiyordu. Evet. Tehlikenin anladım, farkında mısınız? Çok, Türkiye çok. Fırat Kalkanı operasyonunu yaparak kısmen bunu engelledi. Ama olay bitmiş değil. Her an bu birleşebilir. Evet. Her an bu birleşebilir. Şu an abi, sana şöyle bir katkı vereyim müsaadenle. Evet. Buradaki sadece tahribatı abi bir PKK kantonu oluşturmakla yapmıyorlar. Burada ne yapıyorlar? Bakın Dehlizor. 230 bin orada Arap Müslüman ve Ehl-i Sünnet Müslüman yaşıyor. Ve oradaki alimleri katledip evet, yerine sahte alimler geçirip İslam'ı da deformasyona uğratmaya çalışıyorlar. Abi, ya evet, burada sadece petrole hakim Dehlizor ki bölgenin en çok petrol rafinerisi olan kaynaklar orada. Evet. Ve bunu da ele geçiriyorlar. Yani üstünde durmak istediğim nokta sadece burada bir PKK kantonu değil olay. Burada İslam'ı da yerle bir etmek ama biraz da şuraya vurgu yapmak lazım. Bugün hala sosyal medyada da önümüzde de var. Halen destek açıklamaları yapanlar var. Bunlara devletimiz göz açtırmamalı ki öğlen saatlerinde 24 kişiyi biliyorsun abi gözaltına aldılar. Ancak bunlar gözaltına alınıp salınmamalı. Bunlara yaptırım yapmalı ve bunları gerekli cezalara çarptırılmalı. Twitter'da normal şartlarda biliyorsunuz o operasyonun başladığı gün ciddi bir şekilde şey yaptılar yani ortalığı karıştırmak için bir başlık açtılar. Şimdi Afrin bizim Kurtuluş Savaşımızdır, milli mücadelemizdir. Afrin operasyonunu amalı dahi olsa eleştiren yani %100 destek vermeyen, koşulsuz destek vermeyen herkes vatan hainidir. Ve bunun cezasını çekecek. Türk devleti eski Türk devleti değil. Fabrika ayarlarına geri döndü. Davutoğlu ve ekibi, Gül ve diğerlerinin, Beşir Atalay ve ekibinin yaptığı zararları bertaraf ettik. Artık bundan sonra Türk devletine yönelik en ufak bir ihanet cezasız kalmayacak. Biz 2014'leri biliyorduk. Sosyal medyada adamlar resmen PKK propagandası yapıyordu. Biz onu bana düşünebiliyor musunuz? Bana dava açtılar. Neymiş? Efendim şeyi PKK'yı eleştirdim diye. Biz o noktadaydık 2014'lerde. O nokta. Hamdolsun şimdi o Türkiye geride kaldı. Davutoğlu'nun Türkiye'si Hillary Clinton, Obama ile birlikte dış politikayı onunla uyumlu bir şekilde hareket eden Davutoğlu ve ekibinin Türkiye'si geride kaldı hamdolsun. Türkiye fabrika ayarlarına gelmiştir. Bu Afrin operasyonu bizim milli meselemizdir. Amalı şekilde bile birisi buna bakarsa kesinlikle vatan hainidir. Göz açtırılmayacak. Bakın eğer bunlar devlet memuruysa sosyal medyada Afrin operasyonunu eleştirip Türk ordusunu, Türk devletini eleştirmeye, Müslüman Türk ordusunu ve Müslüman Türk devletini eleştirenler bunun cezasını çok ağır ödeyecekler. Eğer memurlarsa o hal çerçevesinde meslekten ihraç edilecekler. Anında hepsi tutuklanacak. Hepsi terör örgütü. Çünkü bu resmen PKK propagandası yapmaktır. Terör örgütüne yardım ve yataklıktır. Bitti. HDP'nin açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı dedi ya bir tanenizi sokakta görürsek polis boynunuzda dedi. Sokağa inen olayı daha farklı bir şey. Bakın biz burada sosyal medya, yazılı görsel ve sosyal medyada Afrin üzerinden Müslüman Türk devleti ve Müslüman Türk ordusunu eleştirenlerden bahsediyoruz. Sokağa çıkma çağrısı yapanlar ise sempatizan olarak değil örgüt lideri olarak yargılanır. Gün ışığı göremez. Sokağa çıkanların ise kafasını kopartırız. Eski Türkiye yok. Bu bizim beka sorunumuz kardeşim. Beka sorunu söz konusu olduğunda hiçbir şey tanımayız. İnsan için de öyledir. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'de ne dedi? Ya bizim nesiniz? Either you are with us, neither you are against us dedi. Ya bizim nesiniz? Ya bizim ne değilsiniz? Taş devrine çeviririm dedi. Ya bu da bizim beka sorunumuz. Biz burada efendim piknik yapmaya gitmiyoruz ki. Ya bir efendim bir Osmanlı havasını bir yaşayalım, bir ver mehteri coşkusu değil. Beka sorunu yaşıyoruz. Eğer biz Afrin'e girmezsek, Mumbic'e girmezsek, Tel Abyad'a girmezsek, 900 kilometrelik PKK'nın terör koridorunu yok etmezsek
Bunu Amerika'ya rağmen yapmazsak varlığımızı koruyamayız. Haritalar yeniden çiziliyor. Sykes-Picot'dan itibaren 100 sene önce çizilen haritalar bugün yeniden çiziliyor. Ya biz o haritaları biz çizeceğiz ya da çizilen haritalara razı olacağız. Eğer haritaları onlar çizerse açık söylüyorum bize Sivas'a kadar ancak verirler. Artık Sevr Anlaşması yeniden hortlar ve biz o direkten döndük. Davutoğlu ve ekibinin yanlış politikaları yüzünden stratejik derinlik diye bizi stratejik çukura soktu. Davutoğlu ve ekibi ülkeyi parçalama noktasına getirdi. Bugün YPG'nin bu kadar güçlenmesinin baş sorumlusu Davutoğlu ve ekibinin yaptığı başarısız dış politikalardır. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Allah'tan Sayın Cumhurbaşkanımız Davutoğlu ve ekibini görevden aldı ve Türkiye Cumhuriyeti, Müslüman Türk Devleti'nin bekasını korudu. Ordumuzu korudu. Yoksa durum çok çok farklı yerlere doğru giderdi. Şimdi bu iş kantonlarda Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? Efendim 5000'e yakın tır gönderdi. 100.000'e yakın orada militan, terörist militanı eğitti. Evet. İşte Recep Hoca'nın da söylediği gibi oradaki bütün camileri, bütün dini kurumları yerle bir etti. Yepyeni bir nesil yetiştirmeye başladı. Ve bütün zaten ilk etapta girer girmez ehli sünnet alimleri yok ediyorlar. Evet. Bunların en büyük düşmanı ehli sünnet. Mesela bakın Salih Müslim'in kardeşi alimdir. Ehli sünnet alimidir. Ve 2 sene önce Türkiye'ye geldi ve bas bas bağırdı. Bunlar dinsiz, bunlar Türk Kürtleri abisi de yok ediyor. Abisi. Evet. Salih Müslim için de ne olduğunu söyledi. Evet. Türkiye müdahale etsin. Ki ama bu Davutoğlu bunları... Ottu mezunu Salih Müslim. Salih Müslim Ottu mezunu. Türkiye'de yetişti. Davutoğlu'na bunu duyuramadı. Kardeşi bile bunu söyledi. Afrin'de o kadar alim var. Kobani'de o kadar alim var. Haseki bölgesinde o kadar alim var. Bizzat ben bir çoğuluyla görüştüm. Bugün mesela Afrin operasyonunu yapan Özgür Suriye Ordusu, Ulusal Suriye Ordusu'nun birlikleri içinde 500'e yakın Kürt kardeşimiz var. Maşallah. Yani bu PYD Kürtler için de büyük bir tehlike. Evet. Onların da genetiğini bozuyor. En büyük zararı onlara veriyor. En büyük zararı ya. Yani genetiklerini bozuyor. Şimdi PYD'nin iki düşmanı var. Türkler ve Araplar. Onun dışında İngilizleri seviyor, Fransızları seviyor, Hristiyanları seviyor. Sıkıntı yok. Tek dert din olarak tek dertleri İslam ve İslam'da ehli sünnet. Şiilik ve diğerlerine karşı bir düşmanlıkları yok. Zaten hepsinde hemfikir. Bakın İran hemen karşı çıktı. Evet. Operasyonlar dursun dedi. Bir hafta önce İran'ı biz kurtarmıştık. İran yine arkamızda hançerledi. Şaşırdık mı şaşırmadık. Acem oyunu klasik. Aslında bu Afrin operasyonu herkesin maskesini düşürüyor. İçerideki tüm gayrimilli unsurları ortaya çıkardı. Turnusol kağıdı gibi. Bütün milli unsurları da ortaya çıkardı. Hamdolsun bu açıdan çok faydalı olmuştu. Şimdi bu daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda normal şartında bu ciddi bir şekilde şu anda şey yapılıyor. Yani daha önce alınan Fırat Kalkanı Harekatı'nda alınan yerlerin durumu şu anda nedir yani Ömer Bey? Şimdi Fırat Kalkanı operasyonunda aldığımız yerlerde şu an Türkiye'nin, Suriye'nin en huzurlu yeri. Müthiş bir istikrar var, müthiş bir huzur var. Türkiye burada her türlü gerek ekonomisini gerek güvenliğini tesis, en başta güvenlik var. Evet. Bakın şu bölgede aslında biz o zaman Mumbici'de alacaktık. Evet. Ama maalesef daha hala bizim bürokrasimizde Davutoğlu ve ekibinin kalıntıları var. Efendim bekleyelim, efendim şöyle yapalım. Biz Amerika Birleşik Devletleri dedi ki Fırat'ın doğusundaki bütün unsurları biz çekeceğiz. Siz merak etmeyin, operasyon yapmayın, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Şimdiye kadar 3 senedir Amerika Birleşik Devletleri bizi böyle kandırdı. Bakın Mumbici görüyorsunuz değil mi? Sözde Fırat'ın doğusuna PKK geçtiğini uzun süre kabul bile etmedi. Yani bu Mumbici bile aldı, kabul etmedi. Bizim içimizdeki işte bazı kripto unsurlar yok efendim geçmedi. Tam bunlara çünkü... PKK artık bu siyaseti takiye sanatını öyle süper yapıyor ki Mumbiç'te farklı bir versiyon kuruyor. Ana omurgasını kendisi oluşturuyor ama ismini SDG diye evet. değiştiriyor. 2-3 tane Arap buluyor. 2-3 tane de parayla satın aldığı başka unsurlar koyuyor. Sadece mesela diyelim ki 5000 militanı var. 3 tane Arap koyuyor. 3 tane de Türk buluyor. Abi bak bizim askerlerimizin içinde Türk ve Araplar da var diyor. Böyle propaganda yapıyor. Amerika da zaten buna destek veriyor. Bizi şimdiye kadar böyle bizim içimizdeki bazı unsurları böyle kandırdılar. Evet. Ama hamdolsun ben Afrin operasyonu başladığı an dedim ki tamam biz artık bize karşı kurulan bu kumpası bozduk. Çünkü biz artık bir defa operasyon yapıyorsak sonuna kadar gideriz. Bizim artık başarısız olma imkanımız yok. Diyelim ki şehit verdik. Şehit verdik diye geri çekilmeyiz biz. Yani
oradaki bir çapulcu, koskoca Türkiye Cumhuriyeti, Türk ordusu, Müslüman Türk ordusu çapulcudan mı korkacak? Ne kadar şehit verirsek verelim, ne kadar bedel ödersek ödelim, biz Afrin'in tamamını alırız artık andolsun. Ve Afrin'i aldıktan sonra bunları Mumici'de alacağız. Bunların bizim evet. üzerimizde kurguladıkları o kuşatma tertibini bozacağız Allah'ın izniyle. Yani normal şartlarda Afrin'le Membiç'i aldığımız zaman şu şurayı komple almış oluyoruz o zaman. Tabii ki Membiç'i de alacağız ve orada bizim aldığımız her yerde huzur ve güven olacak. Evet. Biz orada yeni bir sistem kuruyoruz ve Türkiye'nin içindeki evet, Türkiye'nin içindeki Suriyeli kardeşlerimizi de getirip buraya getireceğiz, buraya yönlendireceğiz. Bakın bizim Elbap operasyonumuz aslında şuraya kadar gidecekti. Tüm bu bölgeleri alacaktık. Gerek o efendim Fırat Kalkanı operasyonunun içindeki bazı kriptolar yüzünden gerekse yine işte söyleyeyim Sayın Davutoğlu ve ekibinin bu yanlış dış politikası ve Sayın Davutoğlu ve ekibinin kalıntıları olan kişilerin hala bürokraside olması maalesef Fırat Kalkanı operasyonunun hedeflerinin yarısına ulaşmamıza neden oldu. Yoksa Fırat Kalkanı operasyonu şuradan şuraya kadar komple alacaktı ve şuraya kadar. Mesela Elbap sınırı Taif'e kadar. Mesela Taif hemen Elbap'ın bir kilometre evet, altındadır. Evet. Sınırdayız. Bunun güvenlik olarak en azından Elbap'ın bir 5 kilometre güneyine inmemiz lazımdı. Elbap bak bap. Nedir? Kapı. Kapı. Anadolu'nun kapısı orası. Anadolu'nun kapısı. O kapıyı kaybettiğimiz an Sivas'a kadar gelirler. Tamam mı? O kapıyı evet. kaybettiğin an Sivas'a kadar gelirler. O kapıyı zar zor tuttuk bakın. Zar zor. Kılı kılına tuttuk. Solda bizim tankla Türk bayrağı mesela. O kısım neresi oluyor? Afrin şimdi operasyonu evet. açıklayayım ben. Şu an şu gördüğünüz yer Afrin. Evet. Buranın nüfusunun %30'u Kürt. %35'i Kürt. Diğer kalan Arap ve Türkmenlerden oluşuyor. PKK'nın ilk kurduğu kantonlardan bir tanesi. Burada devlet içinde devlet haline geldi. Sadece burası değil, Halep'in Şeyh Mesut mahallesinde de bunlar bir yapılanma yaptı. Bunlar öyle bir şey ki bir bölgede diyelim ki efendim Humus ya da Hama ya da herhangi başka bir yer. Orada mesela diyelim ki 100 bin kişilik bir nüfus var. Bu nüfusun %99'u Türkmen ve Arap ama %1'i Kürt diyelim değil mi? Evet. Hemen o %1'in oluşturduğu Kürt bölgesinde 10-20 tane Kürt'ü bulup kanton oluşturuyorlar. Hemen. Mesela Halep. Halep'in içinde kanton oluşturdular. Bu kendi silahlı güçleri var. Hiç kimse giremiyor buraya. Halep'in içinde devlet gibi devlet oldular. Bakın Halep'in içinde. Halep'in %99'u Türkmen ve Arap. Evet. Tamam mı? Evet. Ama orada hemen iki tane Kürt mahalleyi birleştirdiler. Diğerlerini de kovdular. Orada bir kanton var. Şu sarı bölgede YPG'nin Halep'teki kantonudur. Halkın daha iyi anlaması için bu kanton kelimesini biraz daha açabilir miyiz? Özerk yapı. Mesela İstanbul'un göbeğinde Bağcılar'da ya da bilmem nerede silahlı militanlar oluşturuyorsun mesela ve diğer hiç kimseyi oraya sokmuyorsun. Kendi mahkemen, kendi bölgen, kendi kurtarılmış bölge. Kendin orada kendi mahkemeyi kuruyorsun. Kendi yapılanmasını onlar öyle kuruyor mesela. Kanton devletin bir önceki devlet aşaması. Devlet yani. Tabii ki bir aşama. Ondan sonra devlet ilk önce kantonu ilan ediyorlar. Sonra federasyon. Sonra devleti ilan ediyorlar. Hı. Yani nitekim de öyle. Şu an Afrin'de öyleydi durum. Afrin 2012'de ilk bunların kurdu. Yani kanton bilincini ve bunların kafasındaki mantığı bilin. Bunlara göre her yer Kürtlerin. Yani şu burada Kürt kardeşlerimizi rencide etmek istemiyorum ama bunların söylemleri böyle. Mesela şurada burası Türkmen Dağı. Şu aşağıda bir bölgenin ismi Kürt Dağı. Ama hiçbir tane Kürt yok. Neyse oraya Kürt Dağı diye isim koymuşlar. Ha bak görüyor musunuz işte Kürt Dağı orası da Kürt bölgesi. Halep Kürt bölgesi. Şuralar Kürt. Yani bunlara göre şu bölgenin tamamı Kürt bölgesi. Şeye kadar. Şam'ı bilmiyorum Şam için Kürt bölgesi demiyorlar ama Hama'ya kadar Kürt bölgesi diyorlar. Ve burayı baştan aşağı Türkmen ve Arapları kovup bunların kendi resmi propagandası bu. Yani ben burada söyleyince belki biraz ırkçılık gibi, sert evet. gibi gözüküyor ama durum bu. Bunların söylemi bu. Benim söylemim bu değil. Kendi söylemleri bu. Ve bulundukları her yerde işgal ettiler. Biraz önce söylediğim gibi Tel Abyad'da, Rasuleyn'de 80 bin tane Arap'ı Türkiye'ye yolladılar ve hala dönemiyorlar. Akçakale'de bekliyorlar. Dolayısıyla yani bunların bu kanton bilincini bilmekte fayda var. Yayılacak bir kanser hücresi gibi. İlk önce bu Akdeniz açılacak. Daha sonra bunlar burada mı duracak? Daha sonra Türkiye'yi hedefliyorlar. Bunlara göre efendim tabii Adana'ya kadar. Aslında bu kantonun, Ömer abi şöyle bir katkı yapayım sana. Bu kantonun oluşturmak sadece Türkiye'nin karasal
tehlikesi değil. Bu arada petrolü de Akdeniz'e çok rahat çıkarma. Tabii ki. Yani zaten Türkiye'nin bir nevi boğazı geçilmiş olacak. Türkiye'nin stratejik, jeopolitik özelliği de yok edecek. Bir de Ömer abi şöyle bir katkı vermek istiyorum sana. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız öyle bir oyunu bozdu ki abi. PYD Esed'le görüşüyor. 3 kere görüşüyor, sonuç alamıyor abi. 4. görüşmesinde cumartesi günü PYD koşulsuz Esed'e teslim edecekti Afrin'i. Evet. Ve orada Cumhurbaşkanı oyunu bozdu. Aslında TSK 5'te başlıyor dedi operasyonu. Halbuki Cumhurbaşkanı 2 gibi ne dedi? Operasyon fiili olarak başladı. Evet. Bunu duyan Rusya Esed'e dedi ki dön geriye. Niye? Biz çünkü orada bir nevi Rusya ile karşı karşıya gelecektik. Yani Suriye devleti ile karşı karşıya gelecektik. Onu kim koruyacak? Rusya koruyacaktı. Orada oyunu büyük oynadı Amerika ama bu tutmadı. Bunun PYD'nin siyaset anlayışı maalesef böyle. Müthiş bir takiye yapıyorlar. Sıkıştığı anda dediğiniz gibi Suriye'yi çağırdılar. İlk önce dediler ki efendim, Türkiye Suriye rejimi var. Suriye bayraklarını asalım. Suriye dedi ki onlara. Tamam ama dedim polis teşkilatını da bize vereceksiniz. Kabul etmediler. Baktılar iş ciddi, son anda tamam gelin dediler. Evet. Gelin dediler. Evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ani hamlesi ve devletin müdahalesiyle beraber biz burada aslında bu aşamadan sonra Suriye ile dolaylı da olsa görüşmeyi, Suriye devletiyle, merkez evet. hükümetiyle nefret desek, evet. biz, katil de desek görüşmek biz zorundayız. Biz onu aylardır söylüyoruz. Devletimizin bekası bunu gerektiriyor kardeşim. Yani artık haritalar yeniden çizildi, yeniden çiziliyor. Biz onunla görüşemeyiz, bununla görüşemeyiz yapmayız. Deme lüksümüz yok. Katilse herkes katil. O zaman bizim hiç kimseyle görüşmemize gerek yok. Evet doğru, Esad bir katildir ama Türkiye'nin, Müslüman Türk Devleti'nin çıkarları Esad'la görüşmeyi gerektiriyor maalesef. Bakın, gerektiriyorsa da görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Evet. Şimdi şu, buraya gelelim şimdi. Afrin böyle bir kanton. En güçlü oldukları kanton. Evet. Bir de dağlık bölgedir. Mumbiş gibi düz değildir. Ve orada tüneller oluşturmuşlar, hendekler oluşturmuşlar. Şimdi Türkiye... Hem kendi istediklerini bir. Tabii. İlk önce İdlib'e girdi. Bakın İdlib anlaşma gereği Rusya ile yapılan... Bizim Rusya ile şu an yaptığımız anlaşma Türkiye'nin... Hayati çıkarlar açısından son derece önemlidir. Amin. Bakın şu anda birileri kalkıp Rus düşmanlığı yapıyor. Ha biz Rusları çok sevdiğimizden değil. Türkiye'nin çıkarları Rusya ile birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Ama bakıyorum bazıları İslamcılık adı altında Rus düşmanlığı yaparak Amerika'nın ekmeğine yağ sürüyor. Şu anda Türkiye mesela biz şu an İngiltere de bize destek verdi. Bazen çıkarlar evet. örtüşür. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah fasıkla da dinine yardım eder diyor. Demiyor mu? Diyor. Bazen fasıkla yani, da dinine yardım. Çıkarlar için normal şartlarda görüşülebilir. Tabii ki görüşülür. Dini olarak adama olumlu bakmıyorsun yani. Tabii. Şimdi ilk önce şu İdlib bölgesinde Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesinde biz İdlib bölgesine intikal ettik. Evet. Şimdi İdlib bölgesine intikal ettiğiniz andan itibaren zaten Afrin'deki PYD ilerlemesinin önüne set çekmiş oluyorsunuz. Bizim şu bölgelerin tamamında tankımız ve askerimiz var. Evet. Tankımız ve askerimiz. İlk önce burayı yaparak Afrin'i tamamen kuşatma altına aldık. Daha sonra ise Azez'den mesela bundan sonraki haritayı gösterirseniz, şimdi operasyonun son halini göstereyim ben mesela. Şu bölgeden, Azez bölgesinden, şu bölgeden ve şu bölgeden operasyona başladık. Tel Rıfat'a da operasyon yapılacak, şu bölgede alınacak. Bu bölge ilk önce efendim rejimle olan bağ, bu değil, en sonki haritayı gösterirse arkadaşlar. Bu 5. harita. En son 5. harita. Evet, bu. Evet, bakın bu güncel. Bu bugünün haritası. Evet. Tamam mı? Mesela bak şuradan girdik, şu aldığımız yerler daha fazlasını aldık. Şurada stratejik bir dağı aldık. Son derece önemli. Buranın en yüksek dağlarından bir tanesi. Ve PKK'nın hani o tüneller, evet. beton arma tünelleri evet. falan vardı. Evet. Poz vermiş diye. İşte orası burası. Yani bir saatin içinde olsun. Aldık yani. Bombalanma görüntülerini izledik. Tabii. Ömer abi mükemmel. Bakın şuradan girdik. Buradan ve şuradan giriyoruz. Buralardan da gireceğiz. Ve abluk altına alıp Afrin şu ortada bulunuyor zaten. Evet. Ve burayı Türkiye şurada. Türkiye için tehdit unsuru olmaktan çıkaracağız Allah'ın izniyle. Ve operasyon çok iyi gidiyor. Yeşil noktalar normal şu an bizim girdiğimiz aldığımız yerler. Bizim şu an aldığımız yerler ve muhtemelen şöyle bir çember yani ilk önce şu ikisi şurada birleşecek. Şunlar şurada birleşecek. Şöyle birleşerek daha şuradan da bir giriş yapacağız. Daha sonra buradan bir giriş yapacağız.
Tel Rifat'a da bir operasyon yapacağız. Zaten Tel Rifat'ı da alacağız. Bizim kontrolümüzde. Şu yeşil alan bizim yeşil alan, bölgemizde evet, zaten. Bizim evet. Dolayısıyla şu an Afrin bunda da en güçlü olduğu nokta. Binlerce tır silah verildi. Amerika hala silah vermeye devam ediyor. Dağlık bölge olduğu için Afrin'i aldığımız an bunların Rojava hayali bitecek. Bir de satılmak bunların kaderi. PKK'nın evet. ve bu bölücü örgütlerin kaderi satılmak. 1974'te Amerika Birleşik Devletleri Molla Mustafa Barzani'yi satmıştı. Evet. 1947'de İngiltere Mahabat Cumhuriyeti kurulmuştu. Kadı Muhammed onları satmıştı. Rıza Pehlevi geldi. Kadı Muhammed'i astı. Bunların kurduğu o ilk devleti yerle bir etti. Askeri birliğini oluşturan Molla Mustafa Barzani kaçmak zorunda kaldı. Amerika. Sovyetlere kaçtı. O ilk kaçışında, 47'de ilk kaçışında. Evet. Daha sonra Molla Mustafa Barzani 58'de General Kasım'ın darbesinden sonra gelince, Sovyetlerden gelince, işte Amerika ile İngiltere ile ilişkiler kurduk ki bunlar baştan itibaren zaten Mossad'la, Mossad'ın kadrolu ajanıdır. Mesela evet. Barzani ailesi, ben böyle deyince bana kızıyorlar da, evet, Barzani ailesi Yahudi kökenlidir. Ya bu yorum değil, tespit. Ben nasıl Türksem, o da Yahudi, bu kötü bir şey değil ki. Yani Allah onu ırk olarak Yahudi. Ya yani Osmanlı kayıtlarına gidip baksınlar Barzan. Yani bu kayıtlar mesela Müfit Yüksel gitti bunların arşivdeki belgelerini gördü. Yahudi olduklarını gördü, açıklamıyor. Niye açıklamıyor, o ayrı konu. Ben şimdi Barzan'ın ailesi Yahudi kökenli dediğimde bana hemen faşist, ırkçı diyorlar. Ya kardeşim adamın kökeni o. Ben nasıl Türksem o da Yahudi. İbrani. Osmanlı kayıtlarına gidip baksınlar. Hemen Türk Hakkari'nin hemen dibinde 3-5 kilometre hemen aşağısında Barzan bölgesi. Evet. Dolayısıyla bunlar 1960'lardan itibaren Mossad'la birlikte çalışıyorlar. Mossad'ın kadrolu ajanı. Mossad her türlü desteği veriyor bunlara. Zaten en son Kerkük referandumunda bunlar Siyonist bayrağı secde ederken görmedik mi? Gördüm. Orada net bir şekilde ortaya çıktı. Emekli ekranlarında da bunu verdik. Evet. Orada da yani net bir şekilde orada da çıktı. Beraber evet. miting yaptılar. Şimdi Ömer Bey, Recep Hocam bir reklam aramız var. Ardından güzel anlatımlarla, detaylı anlatımlarla inşallah devam edeceğiz kıymetli izleyenler. Kısa bir reklam aramız var. Ardından birlikteyiz. Bizden ayrılmayın.